Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken Doğu Guta'daki kimyasal saldırı yapıldığı, silah kullanıldığı yönünde ciddi iddialar var. Dünya kamuoyunda şu anda en çok tartıştığı mesele, doğrusu kimyasal silah nerede kullanılırsa kullanılsın, kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, bu Cenevre Konvansiyonu'na aykırıdır, bu bir savaş suçtur, insanlığa karşı suçtur ve bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu nedenle bu sabah bir babanın sözleri gerçekten yüreklerimizi darladı. Bunu da söylemek isterim. Baba, yaşamını yitiren kızının başında bana çikolata getir, deyiver, lütfen gitme şeklinde çok can yakıcı bir sözle aslında katliamın ve saldırının boyutlarını da ortaya koymuştur. Doğu Guta'daki saldırıyı en sert şekilde kınadığımızı ve kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, geçen haftanın en temel gündemlerinden biri ve daha da gündemde kalacak bir mesele Demirören grubunun Doğan Medya'yı satın alması meselesiydi. Satın alma diyemeyiz tabii ki buna. Aslında 675 milyon dolarını kredi alarak Demirören grubu Doğan Medya'yı havuza dahil etti. Doğan Medya'nın havuza düştüğünü geçen haftalarda da paylaşmıştık. Biliyorsunuz Ziraat Bankası Varlık Fonu'na devredilmişti ve Varlık Fonu'nun ilk icraatı nedense medyanın tekelleşmesi, tekelleştirilmesinde kullandırılmak oldu. Bunu da kamuoyunun dikkatine çekmek istiyorum. Dikkatimi çekmek istiyorum. Evet, nedir peki bu kredinin arka planı? 2 yıl ödemesiz, 2 yıl Demirören grubu 675 milyon doların geri ödemesini yapmayacak. 10 yıl geri ödemeli bir şekilde bir anlaşma var. Ve bu şekilde Türk lirasıyla da bir kamuoyunun, halkın dikkatine sunmak istiyorum. Evet, yeni Türk lirasıyla 2 milyar 733 milyar TL ile karşılığı bunun. Diğer eski parayla söylersek 2 katrilyon 733 trilyon ile bu Doğan Medya grubu satın alınmış ve kredi miktarı bu kadar. Gerçekten hayretler içindeyiz. Ziraat Bankası'nın kuruluş amacı hepimizin bildiği üzere ülkedeki tarım ve çiftçiyi desteklemektir, krediler vermektir. Bugün şeker fabrikaları zarar ediliyor diye kapatılmak isteniyor. Fakat neden Ziraat Bankası şeker pancarı üreticilerine kredi desteği vermiyor da Demirören grubuna 2 yıl geri ödemesiz bu kadar ciddi fahiş rakamlarla kredi veriyor? Amacının dışında neden bu krediyi veriyor? Hepimizin bu cevapları istediğini ve bunun açıklanması gerektiğini önemli vurgulamak istiyorum. Peki neden şeker fabrikalarını kamuoyunun bu kadar infialine rağmen, bu kadar ısrarına rağmen, tepkilere rağmen neden şeker fabrikalarını kurtarmıyor da bir medya holdingine tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bir imtiyaz tanınıyor? Evet, gerçekten biz de alırdık Doğan Holding'i HDP olarak. Bize Ziraat Bankası 675 milyon dolar kredi versin. Biz en büyük medya kuruluşunu satın alırız. Bunu satın HDP olarak da talibiz gerçekten. Çünkü bu hesaplanmış bir kredi ödemesidir aynı zamanda. 2 yıl sonra 2020 yılında AKP'nin korkulu rüyası 2019 seçimleri yapılmış olacak, bitmiş olacak, kendileri 5 kuruş para ödememiş olacak. Demirören zaten Erdoğan'a patronum diyor. Yani bir patron ilişkisi var aralarında. Patron işçi ilişkisi, emir ve talimatla çalışan bir ilişkide bu Doğan Holding'in, Doğan Medya'nın kim tarafından alındığını, iktidar tarafından aslında bunun karşılıksız bir bedel, bedelsiz bir şekilde tek eline, havuzuna dahil edildiğini ifade etmek istiyorum. Ve vatandaşın da, özellikle çiftçilerin, tarım alanında çalışanların bu satışın satış olmadığını, aslında karşılıksız bir hibe olarak bile değerlendirilebileceğini ve kendi
hakları olan paranın tekelleşmede kullanıldığını bilsinler. Bu konuda söylenen diğer sözlerin hiçbiri doğru değildir. Değerli arkadaşlar, geçen haftanın en önemli meselelerinden biri Sayın Demirtaş'a Edirne cezaevinde yapılan ziyaretlerle ilgiliydi. Buradan yine söylemiştik, bir kez daha söyleyelim. Hükümete açıkça şunu söylemek istiyoruz. 2000'in üzerinde HDP milletvekilleri olarak ziyaret talebimize neden yanıt vermediniz? Bizim Adalet Bakanlığı'nda şu anda bile bekleyen yüzlerce dilekçemiz var yeni tarihli. Ve hukukta, yönetmelikte hiçbir mevzuatta olmamasına rağmen bizim milletvekilleri olarak eş genel başkanımızı, Demirtaş'ı, tabii ki diğer milletvekillerini ve Yüksekdağ'ı görmemize izin vermeyerek siz bunu bu şekilde kullanmayı mı hazırlıyordunuz? Şimdi bunun gerçekten etikle, siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. Bu açıkçası kara bir propagandadır. Ve bunun Türkiye tarihinde de eşi benzeri görülmemiştir. Başka partili milletvekillerine, CHP'ye başkaları gitseydi onlara da izin verilecekti belli. Ama HDP'li vekillere izin vermeyerek şimdi de bunu büyük bir yalanla köpürtmeye çalışıyorlar. Size sadece birkaç örnek vereyim. Evet, Demirtaş'la görüşemediğimize ilişkin gazete küpürleri. Sevgili Sırrı Süreyya Önder gitti Edirne'ye kadar fakat görüşme izni verilmediği için görüşemedi. Yine İstanbul milletvekilimiz Garo Paylan da gidenler arasındaydı Edirne cezaevine fakat ona da izin verilmedi. Sadece örnekler. Yine heyetimiz içinde İstanbul milletvekilimiz Celal Doğan'ın da olduğu bir heyetimiz Edirne'ye kadar gitti fakat izin verilmediği için görüşemeden geri geldi. Benim de aralarında olduğum Erol Dora ve Burcu Çelik vekillerimizle birlikte yine Edirne'ye gittik. İnfaz savcılığıyla, adalet komisyonuyla, cezaevi yetkilileriyle yaptığımız görüşmelere rağmen bizlere izin verilmedi. Ama şimdi büyük bir pişkinlikle çıkıp efendim CHP'liler 27 kere ziyaret ettiler fakat HDP'liler ziyaret etmiyorlar. İttifakla, ittifak tartışmalarıyla bağlantılandırmaya çalışıyorlar. Bu gerçekten AKP iktidarının ve siyasetinin ne kadar kirli olduğunu, ne kadar kamuoyunu yanıltmaya, manipüle etmeye yönelik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim tutuklu bulunan, daha doğrusu rehin tutulan Demirtaş ve Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerimizle ilgili taleplerimiz bundan sonra da devam edecek. Her hafta biz görüşmek için başvurmaya devam edeceğiz. Ve bunlar kayıtlarda duruyor. Biz AKP sözcülerine şu çağrıyı yapıyoruz. Lütfen Adalet Bakanlığı'nda bulunan dilekçelerimizi çıkın kamuoyuna açıklayın. Kaç bin tane başvuru yapmışız? Kaç defa görüşme yapmışız ve siz neden izin vermediniz? Bu hukuksuzluk altında imzanızın neden olduğunu kamuoyuna açıklayın. Biz onlarla olmasak da tabii ki yüreğimiz, düşüncelerimiz, anlayışımız hep birliktedir ve onlar bizi birbirimizden asla ayıramazlar. Bizler birlikte bu yola çıkmış, demokratik siyaset alanında mücadele eden insanlarız neticede. Diğer yandan şunu da söylemek istiyorum. Demirtaş'la ilgili yaratılan gündeme dair partimizin içerisine çekilmek istendiği gündeme dair yanıtımız budur. Biz kesinlikle Demirtaş'ın duruşmalarında, yargılamalarında her alanda yanında olacağız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Biz Demirtaş'ı onlara yedirmeyeceğiz. Hiçbir arkadaşımız onların yemi olmayacak. Biz onlar gibi arkadaşlarımızı satan, arkasından iş çeviren, bugün kol kola giren, yarın da terörist
olan teröristtir diyenlere benzemiyoruz. Bizi kendileriyle sakın ola ki karıştırmasınlar. Diğer bir mesele, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın geçen hafta kendi başkanı olduğu parlamentoya bir darbe yöntemiyle kayyumluk manzarasıyla gelip oturmasıydı. Aslında normal koşullarda basın ve yayın özgürlüğünün olduğu bir ortamda, parlamentonun demokratik siyaset alanı olduğu bir ülkede bu büyük bir skandaldır. Meclis başkan vekilinin nöbetçi olduğu bir hafta sadece AKP grubu sözleri kısmak için, muhalefetin sesini duyulmaması için yaptığı girişime meclis başkanını da ortak etmiştir. Ve meclis başkanı tarafsız ve bağımsız olmadığını, sadece AKP'nin meclis başkanı olduğunu ve onların talebiyle hareket ettiğini gerçekten bir kez daha bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmiştir. Evet, parlamento demokratik bir işleyişe tahammül edemiyor. Parlamentoda bizim üyemiz olan Mithat Sancar'ın herkesin sözüne kulak vermesi, konuşturması karşılığında bu sözlerin büyük bir korkuyla bastırıldığına hep birlikte tanıklık ettik. Ama aynı parlamentoda yolsuzlukla ilgili, yoksullukla ilgili, işsizlikle ilgili, cinsel istismarla ilgili verdiğimiz önergelerin de reddedildiğini hatırlatmak istiyorum. Ama AKP'nin bir tek önergesi iş tüzüğe aykırı olduğu için, anayasaya aykırı olduğu için reddedildiğinde gelip o kürsüde oturmayı tercih ettiler. Meclise de kayyumluk tayini yoluna gittiler. Bu da yakında Erdoğan parlamentoyu da ben yönetirim derse herhalde hiç kimse şaşırmayacak. Ama şaşırmama normal değil. Bunlar normal gelişmeler değil. Normalleştirmeyelim, biz asla normal olarak kabul etmiyoruz. Çünkü demokrasi parlamentodan başlar. Halkın iradesi aslında 4 Kasım'da zaten darbelenmişti. Milletvekillerinin gözaltına alınıp tutuklanmasıyla parlamento ayıplı bir parlamentodur. Demokrasinin işlediği, işletildiği bir yer olmaktan çıkmıştır. Ama bu da yetmemiş olacak ki artık muhalefetin daha az nasıl konuşturulur, daha fazla sesini nasıl keseriz tartışmalarıyla geçen hafta gerçekten çok vahim bir manzaraya tanıklık ettik. Evet, buradan başlamak üzere aslında hepimiz örülmek istenen faşizm duvarını yıkabiliriz ve demokratik bir açılımı gerçekleştirebiliriz. Biz bu nedenle demokratik siyasetteki ısrarımızı ve çözüm demokrasi perspektifimizi her zamankinden daha fazla bir şekilde koruyor ve yükseltiyoruz. Muhalefetten iktidar korkuyor. Çünkü muhalefet hakikati söylüyor. Çünkü hep HDP hakikatin partisidir. Çünkü HDP 100 yıldır yaratılan ezber ortamını bozan bir partidir. Biz hiçbir ezbere evet demiyoruz. Bu ezberleri yıkmamız lazım. Demokrasi, radikal demokrasi tam da bunu gerektirir. Diğer yandan hemen yanı başımızda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçen hafta açıklamalar yaptı. Gerçekten hangi sıfatla yaptı? Neden yaptı? Bu yetkiyi nereden aldı? Bütün bunları da tartışmamız gerekiyor. Aslında bu rejim, AKP ve Erdoğan rejimi şu anda ciddi bir şekilde bir yönetim krizi yaşıyor. Görev ve yetkilerin dayanağını sorsanız anayasada yok. Diğer mevzuatta yok. Fakat Cumhurbaşkanı sözcüsü çıkıp kabineden kimin hangi bakan olacağına dair, geleceğe dair çok ayrıntılı açıklamalar yapabiliyor. Ve bu durumda gerçekten tam anlamıyla yönetim modeli, tek adam yönetim modeli işte böyle ciddi garabetlere de sebebiyet veriyor. Şimdi bu siyasi demeçleri kim veriyor? Aslında mevzuat karşısında bir memur olarak veriyor. Biz Sayın Başbakan'a soruyoruz, Binali Yıldırım'a soruyoruz. Gerçekten siz başbakan değil misiniz? Sadece resmi olarak mı başbakan görünüyorsunuz? Yoksa bu görev çoktan sizden alındı mı? Alındıysa bunu neden açıklamıyorsunuz?
buna dair bir yasal düzenleme olmadığı halde tek kabine üyesinden bir yorum yapılmamasını ve kalının kabine dışından sürekli açıklama yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer hala başbakanım diyorsanız bir memurun Cumhurbaşkanı sözcüsü sıfatıyla bu şekilde bir AKP hükümetine dair tüm tasarrufları açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunları duymak istiyoruz. Hatırlarsınız Sayın Bahçeli geçen 16 Nisan'da ısrarla şunu söylüyordu. Anayasa değişikliğinin gerekliliğinin altını çiziyordu ve buna dayanak olarak da fiili durum ayrı, yasalar ayrı. Biz fiili durumla yasaları uyarlı hale getireceğiz, uzlaştıracağız ve bu nedenle anayasa değişikliğine evet diyoruz demişti. Şimdi tüm Türkiye yurttaşlarına şunu söylüyorum. Şu anda Erdoğan'ın AK Parti'nin genel başkanı olması dışında hiçbir yasal düzenleme yürürlüğe girmemiştir anayasa değişikliğine dair. Hiçbir maddesi uygulamaya geçmemiştir. Fakat hepsinin uygulamaya geçeceği tarihin Kasım 2019 olduğunu da hatırlatarak şunu söylemek istiyorum. Şu anki yönetim yasa dışı bir yönetim midir? Yasal bir zemini yok. Sadece genel başkan olması mevcut anayasa değişikliğine dayanıyor. Peki şu anki uygulamalar hükümetin bile yasal altyapısı olduğunu ortaya koymuyor mu? Şimdi Erdoğan 2017'nin son aylarında bir televizyon programında çok geniş olarak Beştepe'de yaptığı bir açıklamada hükümetten ayrı olarak aslında büyük büyük fotoğraflarla, görsellerle nasıl paralel bir devlet yapılanmasını aslında kurduğunu söyledi. Deyim yerindeyse itiraf etti. Peki Fethullah Gülen bunu yapınca suç, Erdoğan yapınca neden suç olmuyor? Bunlara gerçekten halkın cevabı duymaya hakkı var. Biz cevap istiyoruz. Burada üstün körü açıklamalarla sürekli karşı tarafı suçlamakla bu cevaplar cevap olmuyor. Başka da özgün bir mesele var. Bunu kamuoyunun gerçekten dikkatine sunmak istiyoruz. Kızıltepe'de meydana gelen, aslında Nusaybin ve Deriye'de sirayet eden bir elektrik kesintisi meselesi. Bir ilçeyle sınırlı gibi görünüyor ama bölgeler arasındaki gelişmiş farklılığı, ayrımcı politikalar dikkate alınırsa bunun ne kadar önemli olduğunu kamuoyunun takdirine sunmak istiyoruz. Evet, hükümet herkesin sesini kısmak için çaba sarf ediyor. Her şeyi örtmeye çalışıyor ama halk bütün bu meseleler içinde tüm sorunları aslında yaşıyor. Bunu basından izlemesine gerek yok. Halk sorunlar içinde kavruluyor deyim yerindeyse. Bunlardan bir tanesi de Kızıltepe. Haftalardır elektrik verilmiyor Kızıltepe'ye. Elektrik olamayınca su da verilmiyor. Su olmayınca halk susuzluk çekiyor. Ve tabii ki bunu biz genel kurulda da ifade ettik. İlgili temasları da kurmaya çalıştık. Bakanlar gitti fakat değişen bir şey yok. Şu anda yine elektrikler kesik ve sular verilmiyor. Hükümet halkı ya cezalandırıyor ya da susuz, elektriksiz bırakarak hükümeti tanımayan bir DEDAŞ var. Hangisidir? Bu konuda hemen derhal açıklama yapmaları gerekiyor. Peki bu kimdir bu DEDAŞ ile ilgili birimler? Şu, DEDAŞ firmasının ortaklarından biri Exim Holding. Exim Holding iktidarla çok iş yapan bir enerji şirketi ve bu şirket bir süredir bölgede elektrik faturalandırması ve kaçak aramasını kolluk güçleriyle birlikte yapıyor. Aslında hiç görülmemiş bir şey, olmaması gereken bir şey. Ve savcılık kararı tabii ki yoktur. Olsa da o savcılık kararının nasıl olduğunu tahmin etmek zor değil. Hatta geçenlerde DEDAŞ incelemeleri sırasında şiddet görüntülerine de tanıklık ettik. Sosyal medyaya da yansıdı. Tabii ki tarımsal sulamanın en fazla olduğu yerlerden biri. Urfa'da var, Bismil ve Çınar'da var. Mardin'de Kızıltepe, Derik ve Nusaybin'de tarımsal sulamanın yapıldığı bölgeler. Burada Urfa'da tarımsal sulama kanallarıyla yapılıyor. Bismil, Çınar ve Kızıltepe'de sulama için kuyular var. Ve bu kuyulardan suyun çıkarılması için
pompalar, elektrik lazım tabii ki, motorları eşliğinde kullanılıyor. Geçen yıllarda diğer bölgelerde de elektrik kesintisi olmuştu ama şu anda o sorun çözüldü. En önemli sorun şu, iki olgu var ortada. Bir tanesi kaçak trafoların varlığı var orada, şu anda mevcutta. Ve Nusaybin'de deriğin bir kısmı bu kaçak trafoların aynı zamanda bulunduğu mevkiler. İlk önce DEDAŞ kaçak trafoları bulmak için ilk başta abone olan, abone olup borcunu ödeyen veya tarımsal üretim olmayan bölge ayrımı yapmadan tüm enerjiyi kesmiş. Aslında kolektif bir cezalandırma var. Ayrımsız, hiçbir ayrım yapmadan bölgede kolektif bir cezalandırma yöntemi devrede. Ve bu arada bu olaylar devam ederken çok sayıda borcunu ödeyen veya hiç abone olmayıp abone olan çok sayıda çiftçinin de olduğunu ifade etmek istiyorum. Geçenlerde girişimlerimiz sonucunda söylemlerimiz ifade etmemiz üzerine Tarım Bakanı gidip görüştü. Ve borçların ödenmesi akabinde elektriklerin açılacağı ve söylendi. Fakat elektrikler şu anda da yok. Geçici bir süre için açıldıysa da şu anda çiftçi gerçekten büyük bir mağduriyet yaşıyor. On binlerce dönüm arazi sulanamadığı için zararın büyüklüğünü tahmin bile edemiyoruz. Bu da var olan yoksullaşmanın daha fazla yoksullukla neticelenmesi sonucunu doğuracak. Tabii ki şöyle bir husus da var. Şimdiye kadar borcunu ödeyen, ödemeyen ve diye ayırmadan enerjinin kesilmesi bir şirketin haddine değildir aslında. Bu da arkasında aslında hükümetin olduğunu da ortaya koymaktadır. Şimdi elektrik üretim AŞ'e aldığını ve zarar ettiğini, satarken zarar ettiğini söylüyor ama devletin bölge sosyoekonomik işsizliği gidermeden ülkenin her noktasına eşit davranması bir zorunluluktur. Burada devlet, hükümet vatandaşı değil, açıkça şirketleri koruyan bir duruma dönüşmüştür. Sosyal devlet yaptırım devletine dönüşmüştür. Türkiye'nin batısında sosyal devletim diyen böbürlenen AKP hükümeti bölgede Kürt illerinde yaptırım devleti uygulamalarına devam etmektedir. Sadece bir kıyasla bu konuyu bitireceğim. Örneğin Konya'da tarımsal sulama ihtiyacını DSİ'nin sulama kanalından alan bir çiftçinin su için ödediği metreküp fiyatı ile Kızıltepe'de su çıkarmak için elektrik kullanan bir çiftçinin ödediği kilowatt fiyatı arasında gerçekten bir uçurum var. Bu da anayasanın eşitlik ilkesine, devletin herkese eşit mesafede olması gerektiği ilkesine açıkça ters bir durum oluşturuyor. Dilovası'nda 10 fabrikanın kaçak elektrikte kullandığı enerji neredeyse tüm DEDAŞ'ın kaçak elektrik oranına denk geliyor. Ama Dilovası'nda biz elektrik kesintisini hiç duymadık. Tabii ki kesilmemeli. Türkiye'nin hiçbir yerinde tarım çiftçilerin bu şekilde mağduriyetlerine sebep olmamalı. Bu kıyası sadece olumlu yönde devleti davranması gerektiği için bunu söylemek istiyoruz. Ve tam tersine o bölgede sanayici birçok teşvik ve vergi indirimi alırken Kızıltepe'de mısır üreticisi tarımsal destekten de muaf tutuluyor. Yani bu konuda son söz olarak Kızıltepe'deki çiftçilerin isyanına cevap verilmesi gerekiyor. Kendileri, çocukları ve aileleri önümüzdeki yıllarda bu zararla gerçekten bir daha bellerini doğrultamayacak kadar büyük bir mağduriyetle yüz yüzeler. Bunun derhal çözümünü talep ediyoruz. Son olarak bu hafta bizim için önemli bir hafta. Vekillerimizin içinde demir taşında olduğu 3 ayrı duruşmalarımız var. Evet, az evvel de ifade etmiştim. Partimizin sesini kısmak için hatırlarsınız 20 Mayıs'ta dokunulmazlıklar kaldırılmıştı. Ardı ardına gelen tutuklamalar, gözaltılar, evet parlamentoya yağan fezlekeler hala da bu devam ediyor ve vekillere yağan cezalar. Peki ne oldu gelinen aşamada? Biz sustuk mu? HDP sustu mu?
HDP ilgisi, HDP'ye ilgi mi azaldı? Tabii ki hayır. Bu yöntemle sesimizi kısamadınız. Meydanlar hala bizlerle dolu. Her gittiğimiz yerde yüz binlerle, on binlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bu yöntemlerle sesimizi kısamazlar. Sadece halkın öfkesini ve tepkisini büyütürler. Tepkiyi gerçekten şu anda görmelerini tavsiye ediyorum. Evet, cezaevinde tutulan milletvekillerimizin, partililerimizin, belediye başkanlarımızın sesleri bütün duvarları, dört duvarları aşıp milyonlarla buluşuyor, halkla buluşuyor. Ne yaparsanız yapın, hakikatler duvarları aşar. Hakikatler hiçbir sınır tanımaz. Bugün Burcu Çelik'in saat 14'te, biraz sonra Erzurum İstinaf Mahkemesi'nde duruşması var. Yine Mardin Milletvekilimiz Gülsel Yıldırım'ın da şu anda devam eden bir duruşması var. Her ikisine de buradan selam ve sevgilerimizi göndererek özgürlük kararlarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Yine Selahattin Demirtaş'ın 11 Nisan'da Ankara Sincan'da 3 gün sürecek duruşması olacak. Kendisi hakkında tutukluluk kararı olan duruşmada o gün Ankara'da bulunan, Ankara'ya gelebilecek olan herkesi hakikatin sesini dinlemeye davet ediyoruz. Sayın Demirtaş'ın diğer duruşması da Sırrı Süreyya Önder'le birlikte 16 Nisan'da Silivri'de görülecek. Bu konuda halkımızın bütün engellemelere rağmen partililerimizin duruşmalara ne kadar büyük bir istekle, bir inançla ve ısrarla geldiğini biliyoruz. Ama hükümet de bunlara engellemeyi en üst düzeyde hukuksuzluğu, keyfiyeti dayattığını da biliyoruz. Ama o keyfiyet ve hukuksuzluk bizim önümüzde duramaz. Biz onları yıkıp geçeriz, geçmeliyiz ve bu hukuksuzluğu hep birlikte bütün dünyaya ilan etme günleridir bizim için duruşmalar. Çünkü duruşmada yargılanan kesinlikle vekillerimiz Demirtaş değildir. Onlar sözleriyle, açıklamalarıyla, beyanlarıyla aslında yargılayan konumdadırlar. Ve tarihte, çok yakın tarihte görülecektir ki bu yargılamalara dair ne kadar büyük garabetlerin olduğunu, bu konudaki basın üzerindeki sansüre rağmen halklarla buluşacağını ifade etmek istiyorum. Sorunuz varsa alabilirim. Yoksa basın toplantımızı burada bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Cinsel istismar tasarısı geldi efendim. Evet. Bakma, inceleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama 12 yaş kriteri konulmuş görünüyor. Cezaların ağırlaştırıldığı görünüyor. Bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani 12 yaş altına biraz daha cezalar artırılmış. O kriter, yaş kriterini nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu hafta Adalet Komisyonu'na gelecek. Adalet Komisyonu'nda partimiz adına üyelerimiz tabii ki yakından takip ediyor. Bizim de çok çok önemsediğimiz bir mesele çocuklara yönelik cinsel istismar ve bunun önlenmesiyle ilgili çalışmalar. Yani biz daha önce de ifade ettik defalarca, yüzlerce, binlerce defa ceza arttırmakla cinsel istismarın önü kesilemez. Bu konuda hükümetin, devletin çok daha farklı tedbirlere başvurması gerekiyor. Bir yandan Ensar Vakfı gibi işte ilk duruşmada en yüksek cezayı verdik. İşte sanki cinsel istismar bitti gibi yaratılan kamuoyu algısı yanlış bir algıdır. Bu konuda tümüyle popülist siyasi, yani kendi iktidarlarını devam ettirme ve bu konudan rant elde etme aslında gibi bir amaçla, siyasi bir rant elde etme gibi bir amaçla yaklaşıyorlar. Bizim bu konuda çok köklü, çok kapsamlı, uluslararası hukuku önleme mekanizmalarında dikkate alan önerilerimiz oldu. Olmaya devam edecek. Hem Adalet Komisyonu'nda hem de genel kurulda bunları paylaşacağız. Ayrıca yaşa ilişkinde şunu söylemek isterim. Yani geçmişte çocukların rızası var tartışması, rızayla ceza indirimini öngören bir anlayıştan işte 12 yaş altına farklı bir düzenleme getirmek aslında o yaklaşımın bir devamıdır. Her ne kadar farklı bir çözüm gibi sunulsa da bunlar tümü palyatif, sorunu çözmekten uzak bir yaklaşımdır. Hükümetin
Bu konuda öncelikle verdiğimiz soru önergelerine, araştırma önergelerine yanıt vermesi gerekiyor. Bizim verdiğimiz bütün araştırma önergeleri reddedilirken, efendim 6 tane bakan bu komisyonda sanki olayı çözecek gibi bir yaklaşım sergilenmesinde ne kadar bu konunun cahili olduklarını da aslında gözler önüne sermiştir. Teşekkür ediyorum.